Değerli dostlar, herkese merhabalar. Neredeyim? Amerikan pazarında köfteci Zülfo'dayım. Zülfo ustam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun. Oo, bu tavuk var burada. Tavuk ızgaramız. Avcarı çok güzel görünüyor ha. Maşallah, eline sağlık. Şimdi değerli dostlar, Amerikan pazarında işim vardı. Zülfo ustamı gördüm. Dedim ki köfte yapıyormuş. Hemen geldim. Dedim ki sizlere güzel hemen bir videosunu yapalım. Ustamızın çekimini görelim. Et de var burada. Köfte yapıyorsun. Evet. Esas köfteciyiz. Evet evet. Ama yanında neyimiz tavuk, var şimdi? Yanında tavuk ızgaramız var. Sucuğumuz var. Sucuk ve tavuk ızgara da yapıyorsun. Bu tavuk göğüs müdür? Nedir bu? Tavuğun göğsü bonfile dersiz. Onu yapıyorsun. Evet. Köftemiz var. Şimdi köfte kaburgadan yapıyorum dedin. Koyun eti. Evet. Kendin hazırlıyorsun. Evet evet, kendim hazırlıyorum. Süper. Eline koluna sağlık. Kuyruk yağı falan var mı köftende? Yok, kendi özelliği. He, kaburganın kendi yağı olduğu evet, için. Evet. Kuyruk yağı ekstra girmiyorsun. Evet. Baharat var mı? Baharat var tabii. 5 türlü baharatı var. 5 türlü baharat. Tamam. Onları da kendin hazırlıyorsun evet, ona evet, göre. Evet, kendimiz hazırlıyoruz. Peki şey mi? Dinlendiriyor musun? Nasıl oluyor? El yapımı, taze taze. He, taze. Sabah falan mı çekip hani kıymayı nasıl yapıyorsun? Akşamdan hazırlıyorum, sabah servis. Akşamdan hazırlıyorsun. Sucuğun da var burada. Evet. Ne sucuğu bu? Kasap sucuğu. Kasap sucuğu. Evet. Dana mı yani, onu demek istedim aslında. Büyük ihtimal. Büyük ihtimal. İçeriğini net bilmiyorum diyorsun. Evet, tamam, önemli ama, değil. Ama köftemiz kuzu. Köfte kuzu, tamam. Çünkü köfteyi kendin hazırlıyorsun. Evet, bakın şimdi burada bir yayık ayran şeyi de görüyorum. Yayık makinesi görüyorum. Ayran da mı yapıyorsun? Evet, ayran da yapıyorum. Hazır ayran almıyorsun o zaman. Hazır ayran yok. Şimdi burayı bir tarif edebilir misin bize bu arada Zülfü Kurtuluş abi? Kurtuluş Mahallesi. 64.100 10C6. 10C6 hemen Amerikan Pazarı değerli dostlar karşıda. Amerikan Pazarı'nın girişinde karşı tarafında gelip Zülkifa abimin harika lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Kaçta kaç arası hizmet veriyorsun abicim burada? Saat 11.30'da servisimiz başlıyor. 11.30. 7.30-8'e kadar hazır. 7.30-8'e kadar hazır diyorsun. Açıksın. Evet. Haftanın her günü açık mısın ustacığım? Pazar kapalı. Pazar günleri kapalısın. Evet. Diğer günler açıksın. Açık. Tamam. Şimdi Allah'tan hemen. Bir şey olmaz. Aynen öyle. Salatamız da böyle hemen burada hazır. Siparişe göre hazırlıyorsun. Evet, evet. Çok güzel. Taze, eline koluna sağlık. Şimdi değerli dostlar görüyorsunuz. Peki şimdi köfte yaklaşık kaç gram kullanıyorsun dürümde? Köfte dürüm normalde 110-120 gram. 110-120 gram arası evet. Ama tavuğun daha fazla sanki. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani bir porsiyonda tavuğun daha fazla daha görünüyor. Fazla. Köfte pahalı diye mi kardeş? Et pahalı diye mi? Vallahi et pahalı. Et pahalı şimdi buranın da yani gücü belli. İsterseniz. Haklısın, sen de haklısın. Yani satışa bakıyorum. Aynen öyle, doğru diyorsun. Şimdi dedin ki az önce ya eskisi gibi tat yok dedin. Tuz evet, yok dedin. Evet. Haklısın. İnşallah faydamız olur. Değerli dostlar yani böyle Amerikan pazarına yolunuz düştüğünde gelip ustam da hemen böyle ayaküstü hızlı hızlı köftenizi, sucuğunuzu, tavuğunuzu yiyebilirsiniz. Şimdi peki ustacığım bir porsiyon ne kadar burada? Köfte ne kadar mesela? 7 tane köftemiz 50 TL. 50 TL. Evet. Tavuk ne kadar? Tavuk 35 TL. Güzel, uygun. Sucuk? Sucuk 45 TL. 45 TL. 35, 45, 50. Evet. Peki yanında ayran içseydim? Ya yanında ayran tavuk 40 TL. Sucukla 50 TL yapıyoruz. Anladım. 5 lira fark aynen, veriyor. Fark anladım. Etmiyor. Nane de koyabilirsin bizimkine. Tabii. Nane yakışıyor. Ben seviyorum ustacığım naneyi. Nane gerçekten bence ayrı bir tat veriyor. Evet, tamam. Evet. Tablacı salatası yapıyorsun aynen, ama hani burada bu da ayrı bir renk verdi diye düşünüyorum. Pul biber girdin, sumak girdin, tuz girdin. Oh, eline sağlık. Mis gibi var ya, nasıl güzel koktu evet, buram buram. Peki şimdi ustacığım. Buyurun. Telefonla siparişin var mı? Var. Paylaşabilirsin numara aklındaysa. Tamam, tamam. 0535. Evet. 447. Evet. 7635. 7635. Buradan da sana sipariş verebiliyorlar. Evet. Tamam, süper. Vallahi köfte erimeye başladı. Evet. Yani kendinden yağlı dediğin için kaburganın yağında. Tabii. Şimdi tavuğun avcarında sanki böyle kekik, ondan sonra toz biber. Toz biber. Karabiber. Çilmiyon.
kimyon var. Sanki sarımsak da var gibi. Yok. Sarımsak yok, yok mu? Yok, sarımsak hiçbirinde yok. Normalde yapan var ama biz de kullanmıyoruz. Sen yani sarımsak koyuyorsun. Evet. Kaç yıldır bu işin içindeyiz? Hemen hemen 10 yıl. 10 yıl. 10 yıldır burada mısın peki? Evet. Maşallah. Allah nice nice onlar nasip etsin Allah'ın izniyle. Oo, nasıl güzel görünüyor. Tezgahın dolu dolu maşallah. Karşıda da kahvedekiler yiyor mu? Karşıda kahve var. Ara sıra acıkanlar. Geliyorlar değil mi? Genelde. Ama tavuk yiyorlardır. O kahvede oturanların parası yok ya. Doğru. Gayet de güzel görünüyor vallahi. Ama sana bir şey diyeyim mi? Bonfile tavuk gerçekten yakışıyor. Evet. Lezzetli de oluyor. Bir de avcarı güzelse çok başarılı oluyor. Ekmeklerimiz az olsun. Böyle tadına varalım yani yerken. Az ekmekli olsun ustacım. Oh. Vallahi eline koluna sağlık. Şimdi nereden aklına geldi ustam bu? Yani 10 yıldır bu işin içindesin. Daha önce meslek var mıydı? Meslek var. Aynı zamanda biciciyiz. Ha bici de yapıyorsun. Evet, sezonluk, o da sezonluk. Göl kenarında mı burada mı yapıyorsun? Yok, burada Ziyapaşa'da. Ha Ziyapaşa'da yapıyorsun. Burger King'in arkası. Ha Burger King'in arkasında yapıyorsun. Bicici Abuzer Kadayıf. Oo, Abuzer Kadayıf. Evet. Ha. Ekmeklerimizi ısıttım bu şekilde. Sucuğunda böyle sanki hafif şey tavuk da var gibi ha. Yani hindi olabilir ya da. Ama pişti diyor ya. Şey kurut kurumasın yani o evet, yüzden. Evet. Oh. Oh, hafif böyle alasulu olsun ya. Evet. Sucuğumuz. Sucuğumuz alasulu olsun. Hemen böyle of minnacık güzel. Olur olur. Süper olur hem de. Hepsinden yiyeceğiz çünkü. Küçük böyle tadımlık dostlar sizler için ustam attı. Allah Allah. İşte onu var ya böyle ayaküstü alacaksın. Çakıdık çıkıdık götüreceksin. Dur dur hanıma vereyim de seninle sohbet ederken hemen onun tadına bakayım. Hayatım bir... Ustam hazırladı. Tacım sen de yiyecek misin? Bak böyle çok güzel Zülküf amcan sucuk ekmek yaptı minik böyle senin gibi küçük. Tamam. Anneye şimdi verelim kamerayı. Oh bak 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 gel. Gel dostum dur. Şunu alalım. Şunu sen al bakalım. Şunu al. Şöyle anneye doğru. Orada sucuk var. Şöyle anneye doğru dönebilirsin. Ben de buradayım. Bana da şimdi yapıyorsun. Zülküf amca. Şimdi bana da yapıyor babacığım. Ustam. Şimdi bütün malzemelerin sürekli bulunuyor mu? Evet. Hepsinden her zaman bulunabiliyor. Bulunuyor ama yani köfte ağırlıklı olduğu için bitebilir. Ha köfte daha çok sürüm yani şeyde malzemede en çok köfte gidiyor anladığım kadarıyla. Evet. Anlaşıldı. Şimdi köfte ağırlıklı gidiyor ustamda. Hani niye yemedin? Açamadın mı? Dur. Dur. Oh bak bak. Bu senin gibi minyatür. Minyatür bak minik dürüm. Hah. Al bakalım. Şöyle şuradan tut bakalım şöyle. Tamam. Şöyle. Başla ben de başlayacağım. Şey yapacağız şimdi. Ustam bunu sarsın benimkini de. Bir de böyle yayık ayranı yapıyor dostlar. Yoğurt hazır yoğurt mu acım? Evet. Yapma ya. Yok bak, hazır yoğurt değil. Ha. El yapımı. Ha, el yapımı tamam. Yoksa diyecektim ki yok, hiçbir manası kalmıyor yok, diyecektim yani. Şimdi nane de var içinde. Yakışmış değil mi sucuk ekmeği? Ama annene dön bana dönme. Kameraya dön babacığım. Hemen. Oo bak bak şişede geldi. Şişede mis gibi. Çiçek. Hmm. Sucuğun baharatı güzel. Oo bak. Bak. 10 numara 5 yıldız. Nasıl? Hmm. Eline koluna sağlık. Eline koluna sağlık. Ayran da başarılı. Sucuk ekmek de başarılı. Soğan salatasını taze taze yaptığı için zaten o da akıyor baba. Tabii. Mükemmel ya. O zaman sucuk ekmekten son lokmamı alayım. Köfteye ve tavuğa geçeceğim şimdi. Hmm. Akıyor dostum. Senin dürümün burada tamam mı?
Peki pide de yapıyorsun bu şekilde. Evet. Somunlar isteyen olursa yarım somun. Onu diyeceğim. Somun da yapıyorsun. Normalde peki porsiyonda tam bir pide boyu mu, pide ikiye mi bölüyorsun? Müşteriye bakıyoruz. Yani müşteri nasıl isterse o mevcudiyeti. Az ekmek isteyen de var, ekmeksiz isteyen de var. Dönüp yani fazla ekmek isteyen de var. Servis olayın var mı? Servis olayı açıkta yapıyoruz ama yiyip atıyorlar yani. Biz de yani genelde dürüm şeklinde. Peki şunu sormak istiyorum. Tamam, ağırlıklı zaten köfte dediğin zaman köfte ekmek olur. O ayrı bir konu da. Evet. Şimdi mesela serviste gramajın yine aynı mı? Serviste gramajımız biraz farklı oluyor. Çünkü düble atıyoruz. Düble kattığımız şeklinde düble atıp. O zaman fiyatında 100 liraya otomatikman fiyat, iki katına fiyat çıkıyor. Fiyat hemen ortalama. Anladım. Anladım ustacığım. Anladım. Şeyi bekliyorsun değil mi? Köfteyle tavuğu bekliyorsun. Tavuk biraz yavaş pişiyor. Közü de normalde ustamın, işte siz çıkıp gelin ki közü de böyle harlı harlı yanmaya başlasın değerli arkadaşlar. Çünkü ne yaptı bizim için, yaktı mangalı. Allah razı olsun kendinden. Bak kaburga ya, güzelliğe bak. Kaburga olduğu için böyle bulgur gibi dağılmaya başladı. Aslında sanki hazır, bence pişti. Hazır. Değil mi? Bence pişti. Bak bunu da böyle minyatür yapıyor, sana özel. Zülküf amcan dedi ki Taha hiç kağıda bürme. Tamam. Heh. Şöyle güzelce tut. Suyu akacak, dikkat et. Böyle eğilerek. Heh, anneye dön. Eğilerek ye babacığım. Güzel tut alttan ama. Dur ben ısıtırayım sana. Oh. Nasıl? Güzel yapmış değil mi köfteyi, belli. Ben de şuradan alayım mı? He? Köfte güzel. Evet. Köfte çok güzel. Tatlıda bir acılık var. Tatlısı o. Değil mi? Güzel de bir acısı var. Bunu al şöyle güzel iki elinle tut babacığım. Evet. Ben de şimdi. Oo. Bak tam tadımlık. Gel ayaküstü ye. Ablama da bunu sarayım. Olur. Hakikaten köften çok başarılı. Güzel. Ha. Köfte başarılı abi. Ha. Tavuk mu yiyeceksin? Seni köfte vur seni. Peki. Gelip böyle mangalın başında benim yaptığım gibi yiyebilirler mi? Tabii. Bak bu da güzel ha. Evet. Onu istersen böyle sağ kalsın kenarda dostum. Tamam. Sunumunda turşu falan var mı normalde? Var var. Heh, tamam. Değerli dostlar, yanında turşu domates de veriyor. Bakmayın böyle biz ayaküstü yediğimiz için böyle. Vermene gerek yok. Tamam. Ama hani izleyicilerimiz yanında ne veriyor? Garnitürü var mı diye soruyorsa, pişmiş domates falan var mı? Yok. Tamam, sadece turşu mu veriyorsun? Turşu gider. Tamam. Bak salatayı tam videoluk yaptık ama yetişmeyince hemen ne yapıyor? Taze taze. Ama olay burada ya. Tabii. Olay burada. Gel evinde mangalını yakıyormuş gibi ustamın yanında. Mis, mis. Ben beğendim. Köfte çok başarılı. Kaburgadan olduğu için çok koku da yok öyle. Kokusu da yok. Ustam gerçekten işinin hakkını vermiş. İşinin hakkını vermişsin. Eline koluna sağlık ustacığım. Şimdi tavuğun da tadına bakalım. Ondan sonra videomuzu sonlandıracağız. Dostlar, muhakkak yolunuz buraya düştüğünde ustama gelin, sohbetini edin ya. İlla evet. Yemek zorunda tabii, değilsiniz ya. Tabii. Çay, kahve, çay kahvesini için, ayranını için gelin. Evet. Hakikaten ev yapımı yani, yoğunluğunu görüyor musun? Şalgamın da mı el yapımı? Evet, şalgam da el yapımı. Vay arkadaş bak güzel. El yapımı hepsi handmade. Tavuğunun belli bir markası var mı?
Yani kasabında o gün hangi tavuk varsa onu mu kullanıyorsun mesela? Kasaptan değil, Pazarlar Caddesi'nden alıyorum. Ha, Pazarlar Caddesi'nden alıyorsun. Evet. Güzel. Keyifli oluyor değil mi izlemesi? Minik gurme ya. Ama annenin arkanı dönüyorsun hep. Şöyle vereyim ben. Heh, bak seninki hazır. Oo. Ya şöyle bir şey, kağıda mı sarsın? Ya, hemen. Ah. Kağıda sarsın. Peki. Peki babacığım. Ta. Sen büyünce kebapçı mı olacaksın? He? Yok. Hani kebapçı olacağım diyordun. Yelleyeceğim diyordun. Köfteci olacağım. Köfteci mi olacaksın? Hayır. Köfte ve tavukçu olacağım. Köfte tavuk tamam. Annene dönerek yiyebilirsin babacığım. Bak bakalım nasıl tadı. Önce küçük gurmemiz baksın tadına. Ondan sonra biz de yiyeceğiz. Değil mi babacığım? Tavuk bonfile. Babacığım kendi böyle Zülküf amcan yapıyor. Onun avcarını, terbiyesini Zülküf amcan yapıyor. Şöyle. Of benimki de geldi. Bak bak dili dışarı daha sen seven bunu. Affedersin. Şimdi bol baharatlı seviyorsanız böyle o kekin tadını, kimyonun tadını, böyle damağınızda lezzet patlaması istiyorsanız bunu da tercih edebilirsiniz ha. Yani evet. Tavuk da çok başarılı. Köftenin haricinde bu harika lezzetin tadına da bakın değerli dostlar. Ben çok başarılı buldum. Afiyet olsun. Pideye de yakışmış. Değil mi Taha? Bence çok güzel. Değerli dostlar. Hepsinden var YouTube kanalımızda bir videomuzun daha sonuna geldik. Köfteci Zülküf Usta'ya, Köfteci Zülfo'ya evet. Herkesi bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin geldi dostlar. Hiçbir şey bilmiyorsanız gelin sohbetinizi evet, edin. Evet. Ayranını için. Evet. Emin olun zaten evet. Kokuyu duyunca yiyecekler mutlaka. Değil mi? Mutlaka. Ustam eline koluna sağlık. Afiyet olsun, sağ olun. Değerli dostlar Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Böyle ustalara can feda. Eline koluna sağlık ustacığım. Sağ olun.